Beklerken içim geçmiş. İyi misin? Çok tuhaf bir rüya gördüm. Böyle bir kuyunun içindeydim. Gittikçe aşağı düşüyordum. Seni görüyorum. Sana uzanmaya çalışıyorum. Sana seslenmeye çalışıyorum ama sana kendimi duyuramıyorum. Of, çok ilginçti. Şömine sönmüş, üşümüşsündür. Hadi geç yerine. Fırat, biraz oturalım. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi kimin yaptırdığını? Bulamadık. Hala araştırıyoruz. Ama baban iyi. Gelmeden hastaneye uğradım. Nasıl yani, uyanmış mı? Uyandı. Galip abi güçlü adamdır. Kolay kolay pes etmez. Hemen seni sordu. Öyle mi? Yarın hemen gidelim ona, olur mu? Olur. Yorgunum. Hadi sen de yat artık. Yarın erken kalkacağız. Ama ben yıllar sonra kızımı bulmuşum. Kolay kolay gider miyim? Seni bırakır mıyım hiç? Bırakma baba. Bırakma. Sana çok ihtiyacım var. Geçmiş olsun Galip abi. İyi gördüm seni. Deniz gözlüm benim. Sen o güzel kalbinde bana olan duvarları yıktın ya. Bana evlat oldun ya. Ben kolay kolay ölmem.
Ne zaman taburcu oluyormuşsun? Daha bir hafta buralardasın dedi doktor. Kendine geldiyse abiye birkaç soru soralım. Müsaade var mı? Tabii buyurun. Fırat Ateş, bizim emniyete geliyorsun. Sebep? Galip Erbal'ı yaralamaktan gözaltına alıyoruz seni. Gözaltına mı? Fırat ne diyor bunlar? Bir şey yok. Sen eve git. Hayır bir dakika memur bey, bir yanlışınız var. Fırat hayatta böyle bir şey yapmaz. İftira. Avukat kendisi. Ya Fırat niye susuyorsun? Konuşsana, bir şey söyle. Müsaade eder misiniz bayan? Hayır edemem. Edemem çünkü büyük bir hata yapıyorsunuz. Ya resmen yanlış adamı tutukluyorsunuz. Galip Erbal bizzat kendisi verdi ifadeyi bayan. Kendisi mi verdi? İçeri girmem lazım. Ziyaret saati bitti hanımefendi. Giremezsiniz. Bakın lütfen. Çok önemli. Galip Bey ile görüşmem lazım. Bir şey sorup çıkacağım lütfen. Mümkün değil hanımefendi. Alo. Evet annesiyim. Ne demek servise binmedi? Çabuk çocuğumu bulun, geliyorum. Alo Şükrü. Şükrü çok kötü şeyler oldu. Fırat'ı tutukladılar. Babam onun adını vermiş. Şimdi de okuldan aradılar. Kerem servise binmemiş. Tamam sakin ol. Benim yeğen peşindeydi. O hani almış parka götürmüş. Hangi parka? Neredesin sen, yolda mısın? Yoldayım. Deniz kenarındaki parka götürmüş. Neyse ki uzaklaşmamış. Tamam ben de geliyorum o zaman. Şükrü ne olursan bir an önce yetiş. Kurtar o manyağın elinden çocuğumu. Tamam. Arabalar. Düşünme kara kara. Kılık kıyafet cillop. Belli ki cebi dolu bir adamsın. Sabah gelir avukatın. Kavuşursun sıcak yatağına. Zaten hakim senin tipine baksa iyi halden alacaklı çıkarsın. Bir de bizim tipimize bak. Kazayla mahkeme önünden geçsek cinayetten hüküm yeriz be. Sen de haklısın dayı. Artık can kardeşiyiz seninle.
Hangi günah size ödüyor kefaretimizi? Dert ettiği şeye bak. O paraya kaç kişi sırada bekliyor biliyor musun içeride yatmak için? Hadi boş ver bunları. Aç mısın? Hadi bir yemek yiyelim. Kefeni yırttık mı? Yırttın abi. Çok şükür. Sana bunu yaptıran şerefsizi bulduk. İsim belli. Galip abi dinle. Müsaade edersen bu suçu kendi üstüme almak istiyorum. Polislere Fırat azmettirdi diyeceksin. Cezaevi muazzam eğlenceli bir mekandır. Bak halime. Bu suçu üstlenirsen Rasim'in yanına daha rahatsızlarım. Sonra? Rasim senden çok korkuyor abi. Sana düşman gibi görünmek Rasim'in en yakın dostu olmak demek. Rasim böyle bir dostu zaten içeride tutmaz. Ya çıkartamazsa içeriden. Ve planı devreye sokarız. O zaman gerçek suçluyu polise vereceğiz. Sıkıntı yok. Bana bunu yapan herif kimin söylemeyecek misin Fırat? Suçlu Fırat Ateş abi. Şimdilik. Eyvallah. Bir ara bizim Fiko'dan bile şüphelendim. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ki biz Fiko dayanamadı. İçeride gördürdü işini. Olur mu abi? Söz verdik beraber. Galip'in tahliye olduğu gün, hayatının en mutlu günü, son nefesini verecek dedik. Siz ne ara düşman kesildiniz Fırat'cığım? Tam da tahliye olmayı hayal ederken yarıda bırakılmayı azmedemedi. Tabii. Bir de benimle çalıştığını öğrenmişse. Ofise adam yollamış. Ben de küçük bir karşılık verdim. İş büyüdü gerçi. Farkında mısın? Kader bizi nasıl yakınlaştırıyor? Ben bir lavaboya geçeyim. Geliyorum. Hayırdır Fiko? Senin neyin var? Fırat, neredesin? Serbestim, her şey yolunda. Oh, çok şükür. Biliyordum zaten. Sen iyi misin? Tarık gelmiş eve. Evet. Ben hiç iyi değilim. Sonra konuşuruz. Arayacağım ben seni. İyi numara yapıyorsun. Aferin. O düdük kadar aklınla patronumu kandıracaksın sen. Hı? Ulan bebe. Galibi ben çizdirdim. Sen neyin peşindesin ha? Fesleğinin ağzı da bayağı sıkıymış. Biliyorum senin yaptırdığını. Galip için kimden ödeme aldın? Tanımam ben Galip'i. Bırak şimdi, bu iş için sen adam bulmuşsun. Adamın babasını indirdiniz. Söyle aradan çık. Bu işin şakası olmaz. Yoksa kabak senin başına patlayacak. Söylemeyecek. Bunu da öldür Şükrü. Abi, söylersen. Söyleme o zaman. Göster. Hangisi? Şu da değil abi. Şükrü. Abi şu.
Galip için parayı bu arkadaş verdi. Hikmet. Aferin. Madem benim yaptırdığımı biliyorsun, neye güvenerek patrona yalan söylüyorsun sen ha? Sana. Sana güveniyorum. Patrona ben zarar versem kendi boğazımı keserim. Seni niye yaşatayım ha? Ne yazık ki kölelik yaptığın adamın babanın katili olduğunu bilmiyorsun daha. Yalan söyleme lan. Benim babamın katili Galip bunun cezasını çekiyor şimdi. Babanı Galip öldürmedi. Yazık. Boşuna öldürecektin zavallı adamcağızı. Rasim. Babanı Rasim öldürdü. Yalan söyleme lan! Kes sesini! Tamam, biliyorum. Kabullenmek zor. Ama Rasim babanı büyük vurgundan sonra öldürdü. Babanın payı da Rasim'e geçti. Sana bunu ispatlayabilirim. Rasim kendi çıkarı için değil senin babanı... kendi babasını bile harcar. Şimdilik bir şey çaktırma. Temizle elini. Toparlan. Berbat görünür. Figo, neyi çaktırmıyorsunuz? Ne oluyor lan burada? Anlatın biriniz. Fikret. Geçenlerde bir hanımla gördüm. Kız tanıdık çıktı. Sağlam ayakkabı değil. Uyarayım dedim ama pişman etti. Kendini bayağı kaptırmış. Baksana haline. Hazmedemiyor. Mesele bu. Ya Fiko. Kız Messi olmuş. Aleme pas atıyor, haberin yok. Lan ben de arkamdan iş çeviriyordu sandım. Ne yer Fiko boynunu yemiş ha? Şu an çok, çok kötü bir şey oldu. Ne oluyor Elif? Sesin kötü geliyor. Eski Elif Yıldız'ın fotoğrafını bulmuş. Kesin o adam verdi ona. Tarık. Onu öğreniriz şimdi. Ne yapacağız Fırat? Nasıl engelleyeceğiz? Öğrendi Eski Elif'i ya. Ne yapacağım ben? Bittim ben. Dur Elif, sakin ol. Ben hastaneye geldim babanın yanına. Buraya gelebilir misin? Gelirim. Tamam. Ezgi'yi görürsen bir şey söyleme. Sakın ağız dalaşına girme. Tamam, girmem Fırat. Babamla konuştun mu? Neden senin ismini vermiş? Hepsi bir oyundu. Babanla beraber ayarladık. Buraya gel, burada anlatırım. Tamam.
Ezgi. Konuşmamız lazım. Şile sahildeyim. Tamam, bekliyorum. Nasılsın abi? Daha iyi misin? Vallahi yırttık çok şükür. Daha ne olsun. Sırat Köprüsü'nden döndük be. Ölmek mesele değil de... yarım işle ayrılmak dert bu alemden. Yarım iş yapmadık abi. Oyunumuzu hakkıyla tamamladık. Beni içeriden planladığımız gibi Rasim çıkardı. Pençesi uzundur o çakalın. İsabetli olmuş. Fikret piyonunu polise sürmedik yani. Sürmedik. Akabinde ona da teklifimi yaptım. Hamlesini bekliyorum. Fikret'i de yanımıza çekeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öyle diyelim, öyle olsun. Az kaldı abi. Seni de içeriden çıkartacağız. Aşk olsun ama. Bana niye söylemediniz oyun olduğunu? Gel otur. Otur kızım, otur. Otur Fırat, anlatır sana şimdi her şeyi. Yok. Anlatmasına gerek yok, ben biliyorum. Çünkü söyleseydi ben duygularımla davranacaktım. Endişe edecektim, panik yapacaktım, korkacaktım değil mi? Aynen öyle. Sanki şimdi korkmadım. Fırat ödün koptu içeriden çıkamayacaksın diye. İkinizin de alacağı olsun ama.